arkadaşlar. Lezzetin üstadı Leyla Hanım kanalıma hoş geldiniz. Öncelikle hepinizi sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Bugün mutfağımda sizlere muhteşem bir tatlı tarifi vereceğim inşallah. Portakallı revani tatlısı tarifi vereceğim. Buyurun, portakallı revanimiz için gerekli malzemeleri sayalım. 4 adet yumurtamız, 1 su bardağı toz şekerimiz, 1 su bardağı irmiğimiz, 1 adet portakalın kabuğunun rendesi, 1 paket kabartma tadı, 2 su bardağı da un kullanacağım. Şerbetimiz için 3 su bardağı toz şeker, 1 su bardağı taze sıkılmış portakal suyu, 4 su bardağı da su kullanacağım. Suyumun ölçüsü ve şekerimin ölçüsü bu su bardaklarıyla. Evet arkadaşlar, buyurun tatlımızın yapımına geçelim. Öncelikle tatlımızın şerbetinden başlıyoruz. Şekerimizi ocağımızın üzerine aldık, tenceremizi, ve ocağımın altını yaktım ve içerisine suyumu boşaltıyorum. Ve portakal suyumu da boşaltıyorum. Ve şeker eriyene kadar bunu karıştıracağım. Şeker eridikten sonra, şerbetimiz kaynamaya başladıktan sonra 15 dakika kadar şerbetimi orta ateşte kaynatıp soğumaya bırakacağım. Evet arkadaşlar, bir derin kabın içerisine şekerimi döküyorum ve içerisine yumurtalarımı kırıyorum. Ve bunları güzel bir şekilde iyice çırpacağım köpürene kadar. Evet arkadaşlar, iyice köpürene kadar çırptığımız yumurta ve şekerimizi içerisine, şimdi de irmiğimizi boşaltıyoruz. Unumuzu da üzerine ilave ediyoruz. Ve kabartma tozumuzu da ilave ediyoruz. Portakal kabuğu rendemizi de ekledikten sonra bunları spatula ile böyle güzelce karıştırıyoruz. Kesinlikle çırpıcı kullanmıyoruz. Bu şekilde iyice karıştıracağız. Evet arkadaşlar, tatlımızın hamuru şu anda hazır ve böyle bir borcam alıyoruz. Güzelce içerisini yağlıyoruz ve hazırladığımız harcımızı, bu şekilde hamurumuzu döküyoruz. Evet arkadaşlar, şu anda tatlımız fırına girmeye hazır. Ve tatlımız fırından çıktı ve biraz soğumaya bıraktım. Ve şimdi de dilimliyoruz. Evet, ve şimdi şerbetini dökebiliriz. Evet arkadaşlar, şimdi de şerbetimizi üzerine bu şekilde döküyoruz. Mis gibi de portakal kokusu geliyor. Ve şerbetimiz ılık olması gerekiyor. Kekimiz de ılık olması gerekiyor. Ve şimdi bunu 1 saat kadar dinlenmeye bırakacağız. Dilediğiniz şekilde üstünü süsleyip servis yapabilirsiniz. İnşallah sizler de denersiniz, beğenirsiniz. Bir başka videomda, bir başka tarifimde görüşmek üzere. Hoşça kalın.